21. soruda m ve n'ye gerçel sayılar verilmiş ve fx ifadesi olmak üzere fx eşittir 0 denklemini sağlayan değerler toplamı değerler çarpımına eşittir. Yani bu fx'i 0 yapan değerler derken kökler toplamı ve kökler çarpımının birbirine eşit olduğunu söylüyor. Mesela bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise bu denklemin kökler toplamının kökler çarpımına eşit olduğunu söylüyor. Biz kökler toplamını kural gereği normalde mesela ax kare artı b x artı c eşittir sıfır denkleminde kökler toplamımız eksi b bölü a kökler çarpımızda c bölü a'yı eşitti. Dolayısıyla bu ifade yazalım şimdi eksi b bölü a b dediğimiz buradaki eksi m eksi b'den dolayı m geldi m bölü a x karenin kat sayısı 1 verilmiş c bölü a'yı eşit c dediğimizde sabit yani n kare bölü 1. Dolayısıyla buradan m'nin n artı 2'ye eşit olduğunu bulduk. Buna göre bizden fm e, F, eşittir. F, m eksi n de eşit olduğuna göre m değeri kaçtır demiş. Şimdi bu ifadede F, m dediğimiz mesela e, burada m yerine direkt n artı 2 de mesela yazabiliriz. Şöyle diyelim F, m eşittir. Buradaki m yerine n artı 2 yazdım. Eksi n geldi. n'ler gitti ve buradan F, m değeri de f2'ye eşit oldu. Pardon burası m. fm değeri f2'ye eşit oldu. Ben bu ifadede... E, x yerine 2 yazdığım zaman direkt değerimiz m'ye eşit olacak. Yani fm değerine eşit olacak. Hatta şöyle diyelim burada direkt fm sonuçta bu şekilde fm eşittir f2 bulduk. Dolayısıyla fonksiyonlar aynı fonksiyonlar. Parantez işler o zaman birbirlerine eşit olduğuna göre parantez işleri de direkt birbirine eşit olacak. Hiç yerine yazmamıza bile gerek yok hatta. Direkt m değeri buradan 2'ye eşit gelmiş oluyor. 22. soruda en büyük eşittir 1 ve en doğal sayı olmak üzere birden neye kadar olan doğal sayıların toplamı biçiminde yazılabilen sayılara üçgensel sayılar denir. Örneğin mesela 1, 2, 3, 4 demiş toplamları 10. Burada aynı şekilde toplamları 7'ye kadar gelmiş toplamları 28 olduğundan 10 ve 28 birer üçgensel sayıdır. Üçgensel sayıların her birinin küçükten büyüğe doğru sıralanarak terimlerini oluşturduğu a n dizisi için ifadesinin değerini sormuş. Şimdi burada bu değerleri toplarken aslında şunu yapıyor. Biz birden 4'e kadar olan sayıların toplamını bulmak için 4 çarpı 5 bölü 2 yazdığımız zaman 10 geliyor. Ya da 7 çarpı 8 bölü 2 yazdığımız zaman 28 geliyor. Bunun bir formülü vardı zaten. 1 artı 2 n'e kadar olan sayıların toplamı için n çarpı n artı 1 bölü 2 diyorduk. O zaman buradaki değerler için de mesela burada 1'den 1, 2, 3 diye gittiği zaman a n distini oluşturuyorsa o zaman n'e kadar gitmiş. Artı n eksi 2'ye kadar gittiyse yani a n eksi 2 ise o zaman 1 artı 2 artı buradan da n eksi 2'ye kadar gitmiş son terim eksi 1. 4 çarpı burada da a n eksi 1 o zaman 1 artı 2 artı en son n eksi 1'e kadar giden bir dizimiz var. Şimdi birden n'e kadar olan sayıların toplamı için n çarpı n artı 1 bölü 2 dedik. Artı birden n eksi 2'ye kadar olan sayıların toplamı için son terim ve bir fazlası diyoruz. Dolayısıyla n eksi 2 çarpı bir fazlasını aldığımız zaman n eksi 1 bölü 2 eksi 1 var burada. 4 çarpı burada da birden n eksi 1'e kadar n eksi 1 çarpı son terim çarpı bir fazlası bölü 2. Şimdi bu ifadelerimizde payda eşitliği, paydaları zaten 2 verilmiş. Hatta bunu da 1 bölü 1 payda eşitlersek eksi 2 bölü 2 gelecek. Paydaları ortak. Dolayısıyla bu değerlerimizi direkt ortak paydada yazalım. Bunları da dağıtalım hatta. Buradan n çarpı n artı 1'den n kare artı n. Bunları da dağıttığımız zaman n kare eksi 3 n artı 2. Eksi 2 bölü 2 geldi. Paydaları ikileri sadeleştirelim. Burada 2 çarpı n kare eksi n geldi. Burada 2'ler gitti. Bunun dışında n kare artı n kare'den 2 n kare. Buradan eksi 2 n geldi. Başka değer kalmadı. Bölü 2. Dolayısıyla bu ifade tekrar 2'ye böldüğümüz zaman n kare eksi n. Bölü pay kısmını bu şekilde bulduk. 2 çarpı n kare eksi n geldi. n kare eksi n'ler sadeleşti. Buradan da cevabımız 1 bölü 2 oldu. 23. soruda aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde eksi 4 ile 3 aralığında tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eksi 4 burada. 3 noktası da burada. Buna göre mutlak fx'in x ile 1 arasında eşitliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır? Şimdi fx dediğimiz ifade görüntü kümesi olduğu için yani y değeri olduğu için o zaman buradaki değer de yine y'lerin arasında kalması lazım. Yani aslında burası x dediğimiz değer y eşittir x doğrusu 1 dediğimiz değer de y eşittir 1 doğrusu. Bize bu aradaki değer eğer x olarak verseydi de, buradaki değerlerimiz de x'li değerler olurdu. Yani x'in karşılıkları olurdu. Ama fx görüntü kümesinin elemanı olduğu için o yüzden de buradaki e, sınırladıkları bölgelerde y eşittir ve buradan şey y eşittir x y eşittir bir doğruları arasında kalıyor. Dolayısıyla bu doğrularımızı çizelim. Y eşittir bir doğrusu ve y eşittir x doğrusu. Şimdi bize burada söylediği ifade en fazla bu fx'in aldığı grafik öyle bir yerde olmalı ki y eşittir bir yani maksimum aldığı değer y eşittir 1 doğrusunun aldığı değer olacak. En az aldığı değer de y eşittir x'e karşılık değer e, karşılık gelen bölge olacak. Şimdi fx burada bu arada mutlak fx. Mutlak fx'in anlamı neydi? x ekseni üzerinde sefer grafik o şekilde bırakıyoruz. Ama eğer x eksenin altında kalan bölgesi varsa onları x eksenine göre simetrisini alıyoruz. Dolayısıyla buradaki kısmımız aynen kalıyor. Buradaki değerini simetrisini alacağım. Dolayısıyla şu şekilde bir grafik gelecek. Aynı şekilde burada mesela 2'den daha büyük şuraya karşılık gelecek. Bu simetrisini alıyorum. Daha sonra bu şekilde yaklaştı ve burada tamamladı. Artık biz buradaki kırmızı değil yani buradaki kırmızıyı alacağız. Daha sonra grafiğimizi bu şekilde kabul edeceğiz. Çünkü mutlak fx verdi. Alt taraftakini almayacağım. Şimdi bu çizdiğim bu aralıkta aralığın çizdiğim grafiğin y eşittir x ve y 1 arasında kalması lazım ve en az aldığı değer y x doğrusunun üzerinde en fazla aldığı değer de y eşittir 1 doğrusunun üzerinde ya da arada kalması lazım. Hatta buraya eşitlik vermediği için direkt o doğru üzerinde olmaması gerekiyor. Arada kalması gerekiyor. Mesela eksi 4'e baktığımız zaman eksi 4'ün karşılığı burada. Şimdi 1'den daha büyük y eşittir 1'den daha büyük de bir değer olduğu için eksi zaten alamayız. Eksi 3'e bakalım. Eksi 3ü mesela karşılık geldiği y değeri 1'den burada y eşittir 1'in altında. Dolayısıyla buradaki eksi 3 değerini alabilirim. Eksi 2'ye baktık. Eksi 2'nin karşılık geldiği y değeri yine 1'den büyük. Yine eksi 2'yi alamam. Eksi 1'e baktık. Eksi 1'e zaten burada direkt. Dolayısıyla y eşittir 1'den küçük ve y eşittir x'ten büyük olduğu için buradaki eksi 1 noktasını alabildik. Sıfıra bakalım. Sıfır noktasının karşılık geldiği y değeri burası. Dolayısıyla y eşittir birden altında. Y eşittir x'in üstünde kaldığı için sıfırı da aldık. Bire bakalım. Birin karşılık geldiği değer burada. Şimdi y eşittir birden küçük. Ama y eşittir x'in yani şöyle y eşittir x ile y eşittir 1 arasında kalmadı burada. Çünkü y eşittir x'in en altı değerde olması lazım. Ama burada y eşittir x'ten de küçük bir değer gelmiş oldu. Yani buradaki doğrunun altında kaldı. Ama bize y eşittir x doğrusunun üstünde y eşittir 1'in altında olması gerekiyor. O yüzden burayı x eşittir 1'i de alamayız. 2'ye baktığımız zaman x eşittir 2 değeri yine burada karşılık geldiği y değeri 1'den büyük. Yani y eşittir 1 maksimum olabilirdi. Ama burada y değeri 1'den büyük 2'den küçük bir değer. O yüzden 2'yi de alamadık. x eşittir 3'e baktığımız zaman şimdi buradaki değer evet y eşittir 1'den küçük ama y eşittir x'ten de küçük geldi. Yani bu aralıkta kalmamış oldu. Dolayısıyla 3'ü de alamam. O yüzden alabileceğimiz 3 tane tam sayı değeri vardır diyoruz. 24. soruda f r'den a'ya olmak üzere fx fonksiyonunun görüntü kümesi olan a aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi görüntü kümesi demiş. Normalde burada mesela tanım kümemiz bize fx şöyle diyelim fx eşittir y ifadesinde tanım kümemiz x'i veriyordu. Karşılık gelen y değeri de görüntüyü veriyordu. Dolayısıyla burası x burası y olacak. Şimdi tanım kümesi reel sayılar olduğunu vermiş. Bize görüntü kümesini soruyor. Görüntü kümesi dediğimiz fx değerimiz. Dolayısıyla yani buradaki değerimiz y. Yani şöyle yazalım. Y eşittir x bölü x kare artı bir ifadesinde y'nin alabileceği aralığı arıyoruz. Şimdi şöyle bir içler dışlar çarpma yapalım burada. Y x kare artı y eşittir x. Y x kare artı hatta x'i buraya alalım. Eksi x artı y eşittir 0 geldi. Şimdi dediğim gibi burada x'in aralığını değil y ile ilgili bilgi istiyoruz. Buradaki y dediğimiz değer için de Burada şimdi mesela bir reel sayı mesela x yani tanım kümesinin elemanları bir reel sayı olduğu için Dolayısıyla burada reel sayılar yani e, kökü olan bir denklemi olması lazım. Mesela burada x kare ifadesi verdiğine göre bu denklem x'e bağlı bir denklem. Dolayısıyla x'e bağlı bir denklemse bu denklemde kökleri sonuçta reel sayı ise bu denklemin o zaman delta'sını düşünecek olsak yani kökleri varsa bu denklemin delta'sı da o zaman sıfırdan büyük olabilir. Mesela sıfırdan delta sıfırdan küçük olamaz. Delta sıfıra eşit de olabilir, sonuçta çift katlı kök de olabilir. Ama delta sıfırdan küçük olamaz. Çünkü bu denklemin kökleri olmalı ki buradaki tanım kümesinde reel sayıların elemanı olsun. O yüzden mesela kökleri olmamış olsaydı, delta küçüktür sıfır olsaydı bu kökler karmaşık kökler gelirdi. Ama burada bize tanım kümesinin yani x değerlerinin karmaşık değil reel kökleri olduğunu söylüyor. O yüzden de delta sıfırdan büyük ya da eşit olacak. Bu denklemin deltasına bakalım. Delta dediğimiz neydi? Şöyle hatırlayalım. ax x kare artı b x artı c eşittir işte sıfır ifadesinde delta b kare eksi 4 a idi. B dediğimiz x'in katsayısı. Buradaki x'in katsayısı eksi 1'in karesinden 1. Eksi 4 çarpı A dediğimiz x karenin katsayısı çarpı C. C dediğimizde sabit. Bu ifade dediğim gibi sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. 1 eksi 4 y kare büyük eşittir 0. 1 büyük eşittir 4 y kare. Amacımız y'nin aralığını bulmaktı. Görüntü kümesini arıyoruz. y'yi tek başına bırakırsak y kare büyük eşit, küçük eşittir gelecek. 1 bölü 4. Burada şöyle diyelim y kare küçük eşittir bu şekilde sıraladım. 1 bölü 4 dediğimiz zaman buradaki aralığımız şimdi 1 bölü 4 hatta şöyle yapalım bu ifadeyi şuradan devam edelim. Buradan çünkü kökleri net bir şekilde gösteremeyeceğim. Buradaki çarpanları ayırsak 1 eksi 2'ye 1 artı 2'ye büyük eşittir 0 şeklinde biz bunun çarpanlarını ayırabiliriz. 1 eksi 4 y kareyi. Dolayısıyla bu ifadeyi 0 yapan değer buradan y tek başına bıraktığımız zaman buradan 1 bölü 2 buradan da eksi 1 bölü 2. O zaman y'ye ait bir tablo çizeceğim. Ve köklerimiz eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2. Bu şekilde gösterirsem daha net anlaşılır. O yüzden buradan devam etmekten vazgeçtim. Dediğim gibi köklerimiz y'nin tablosunu yaptık. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2. Tablo şimdi burada eksi 4 y kare dediği için y karenin kat sayısı negatif olduğu için eksi ile başlıyorum. Artı eksi. Tek katlı kökler ve dahilik olduğu için içlerini de tarayacağım. Büyük eşittir istemiş bizden. O zaman tarayacağımız kısım burası. O yüzden de y'nin alabileceği değer bu aralıkta olduğuna göre eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 aralığında kapalı aralık gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla buradan cevabımız A şıkkı geldi. 25. soruda ifadesinin en sade hali hangisidir demiş. Şimdi tanjant x çarpı kotanjant x ifadesinin zaten çarpımlarının 1 olduğunu biliyoruz. Bu nereden geliyordu? Sinüs x çarpı sinüs x bölü kosinüs x. Kotanjant da kosinüs x bölü sinüs x olduğu için bunlar birbirlerini sadeleştiriyordu ve direkt 1 geliyordu. Dolayısıyla burası 1 bölü kosinüs x oldu. Eksi sekant x vermiş. Sekant x dediğimiz ifade de 1 bölü kosinüs x. Onu da yazdık. Artı çarpı 1 artı kosinüs x geldi. Şimdi bu ifadeler 1, 1 bölü kosinüs x'ler ortak. O zaman direkt 1 bölü kosinüs x parantezine alırsam buradan 1 eksi bu ifade gelecek. Bunu da şöyle parantezde yapalım. 1 artı kosinüs x. Eksiyi dağıtacağım burada. 1 bölü kosinüs x çarpı 1 eksi dağıttık. eksi 1 eksi kosinüs x. Birler gitti. Buradan 1 bölü kosinüs x çarpı burada da eksi kosinüs x geldi. Dolayısıyla çarpım durumunda oldukları için kosinüs x'ler sadeleşti. Ve geriye sadece eksi 1 kaldı. 26. soruda şekildeki ABC dik üçgeninde diklikler verilmiş. A, E'nin eşit olduğu veriliyor. BCD üçgenin çevresinin ABC üçgenin çevresine oranın x türünden eşitti. Öncelikle muhteşem üçlü var burada. BE yani dikten gelmiş ve buraya iki eşit parçaydıysa o zaman bu uzunluk da bunlara eşittir biliyorsunuz. Buradaki açımız X ise o zaman burası da X geldi. 90 tamamlayan açımıza mesela Y dersek. Burada X artı Y 90 ise burası aynı şekilde X oldu. Hatta buradaki açımıza X 90 buraya da o zaman Y kaldı. Şimdi BCD üçgenin çevresini bulmak istiyoruz. Alanı değil çevresini bulacağız. O zaman bu kenarlara ihtiyacımız var. Şimdi şöyle yapalım. Mesela şıklarda da bize hep trigonometrik değerler vermiş. Trigonometri değerlerini görünce birim çember aklıma geliyor. Mesela biz birim çemberde bir alfa açısı aldığımız zaman burada çemberle kesiştiği noktadan dik indirdiğimiz zaman birim çemberde sonuçta hipotenüs uzunluğu 1. Burası buradaki alfa açısının sinüsüne denk geliyordu. Burası kosinüs alfaya denk geliyordu ve biz bu şekilde üçgeni tamamlıyorduk. Sin kare alfa artı kos kare alfa 1'e eşit. Burada da öyle yapalım. Mesela hipotenüs uzunluğunda BCD üçgeninde 1 dersek eğer. Mesela x açısının kosinüsünü bulsak. Kosinüs x diyelim. Kosinüs x değerimiz komşusu dc. dc bölü hipotenüs uzunluğunun 1 aldık. Dolayısıyla dc direkt kosinüs x geldi. Aynı şekilde x açısının sinüsünü alsak karşısı db bölü hipotenüs uzunluğu 1 olduğu için direkt buradaki db de sinüs x gelmiş oldu. Şimdi bcd üçgenin çevresini bulduk. abc üçgenin çevresini bul bulmaya çalışalım. Burada da mesela 90 derecenin karşısı verilmiş. Burası y açısı. Şimdi şöyle başlayalım. x açısının karşısındaki kenarı biliyoruz. Burada mesela büyük üçgendeki x açısının sinüsünü alsak sinüs x eşittir. Karşısı bc yani 1. Hipotenüs uzunluğu da buradaki uzunluk yani ac uzunluğu. Dolayısıyla biz ac uzunlukları aradığımız için ac'yi tek başına bırakırsak 1 bölü sinüs x'e eşit oldu. O zaman burasının tamamı 1 bölü sinüs x. Aynı şekilde ab uzunluğunu da bulabilmemiz için x açısını bu sefer kosinüsünü alalım. Kosinüs x komşusu ab Bölü hipotenüs uzunluğu gelecek. Buradan da hipotenüs uzunluğumuz 1 bölü sinüs x. Şimdi ab'yi tek başına bırakmak için burasını ters çevirdiğimiz zaman yani kosinüs x eşittir. Sinüs x çarpı ab gelecek. ab'yi tek başına bırakırsak kosinüs x bölü sinüs x olacak. Eşittir ab. Dolayısıyla burası kosinüs x bölü sinüs x geldi. Şimdi artık üçgenin kenarlarını çevrelerini toplayalım. bc'de üçgenin çevresi sin kos bir de bir var. Yani sinüs x artı kosinüs x artı bir. ABC üçgenin çevresini toplarken cos bölü sin 1 artı 1 bölü sin yani cos x bölü sin x artı 1 bölü sin x artı BC de 1 geldi. Şimdi artık bunları düzenlememiz lazım. Payı aynen yazıyorum. Paydadaki ifade de şöyle diyelim. Burasını da 1 sonuçta paydasını sin x'e genişletirsek sin bölü 1 gelecek. Dolayısıyla hepsi paydalar ortak olduğuna göre buradakileri toplayacağım. Kosinüs x artı 1. Burasını genişlettiğim için burası da sinüs x geldi. Payda da sinüs x var. Şimdi bu ifadeyi payı aynen yazacağım. Yani sinüs x artı kosinüs x artı 1. Paydayı da ters çevirip çarpacağım. Dolayısıyla paydadaki ile buradaki paydaki ifadelerimiz sadeleşti. Geriye sadece sinüs x değerimiz kaldı. 27. soruda eşitliği verilmiş. Buna göre kosinüs x eksi sinüs x ifadesinin değeri. Şimdi cos kare x eksi sin kare x ifadesi kosinüsün yarım açısından aslında geliyordu. Dolayısıyla cos kare x sin kare x yerine biz kosinüs e, 2x değerini yazabiliriz. Sinüs x artı 45 vermiş. Burada da e, toplam farktan açabiliriz burasını. Sinüs x çarpı kosinüs 45 artı kosinüs 40 pardon kosinüs x çarpı sinüs 45 geldi. Buradaki ifade de şöyle diyelim. Mesela burasını da kök 2 parantezine alabiliriz. Ya da şimdilik böyle kalsın. Kök 6 eksi kök 2 bölü 2. Burasını düzenlemeye çalışalım. Şimdi buradaki cos 45 ve sin 45 değerlerimiz kök 2 bölü 2. Bunları ortak parantezine alalım. Yani şöyle diyelim. Kosinüs 2x bölü cos 45'ler dediğim gibi ikisi de kök 2 bölü 2. Parantezine aldığımız zaman buradan sinüs x artı burada da kosinüs x geldi. Buradaki ifademizde de kök 6. Burada direkt hatta kök 2 parantezine alalım artık. Kök 2 parantezine kök 3 eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi burasını kosinüs 2x olarak açtık ama aslında açmasaydık sanırım daha işimize yarayacak. Bunu aynen yazacağım. Hatta iki kare farkına göre açalım. Kos kare x eksi sin kare x ifadesini iki kare farkından açsak burası iş, görünce işimize yarayacağını dikkatim çekti. Kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs x eksi sinüs x şeklinde iki kare farkını açtığım zaman bunlar direkt sadeleşti. Dolayısıyla pay kısmında kosinüs x eksi sinüs x kaldı. Payda da kök 2 bölü 2 var. Ters çevirdiğimiz zaman 2 bölü kök 2 geldi. Buradaki ifademize de bakalım. Burada da kök 2 bölü 2 çarpı kök 3 eksi 1 oldu. Şimdi paydayı kök 2 ile genişletelim. Buradan kök 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 kök 2 bölü 2 geldi ve ikiler sadeleşti. Yani son durumda kosinüs x eksi sinüs x çarpı pay kısmında kök 2 kaldı. Burada da kök 2 bölü 2 çarpı kök 3 eksi 1 var. Kök 2'ler de sadeleşti. Dolayısıyla buradan kosinüs x eksi sinüs x değerimiz kök 3 eksi 1 bölü 2 değeri gelmiş oldu. Payda da burada 2 değerimiz kaldı. Dolayısıyla kök 3 eksi 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış olduk. 28. soruda x eşit değildir pi bölü 2 artı k pi olmak üzere Sinüs x eksiye kosinüs y eşit olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şöyle bir hatırlama yapalım. Mesela biz sinüs 90 artı x olduğu zaman 90'dan dolayı ismi değişiyordu. Trigonometrik ifadenin dolayısıyla kosinüs oluyordu. Kosinüs x oluyordu. 90 artı x ikinci bölgede sinüs artı olduğu için artı kosinüs x'e eşitti. Şimdi buradaki ifade de mesela sinüs ve kosinüs değerleri verilmiş. İkisi de farklı açılar. Bunların arasında bir bağıntı kurmak istesek 90 artı x ile x arasında bir bağıntı kursak. Şimdi bunun içindeki ifade x artı 90 şöyle yapalım. Bu açıdan yani 90 artı x'ten buradaki kosinüsün içerisindeki açıyı çıkarttığımız zaman aradaki fark 90'a eşit oluyor. Yani direkt bu açıdan bu açıyı çıkarttığımız zaman 90'a eşitleyebiliriz. O zaman aynı işlemi burada da yapalım. Sinüsün içerisindeki ifade x eksi y'den kosinüsün içerisindeki açıyı çıkarttık. Y'yi çıkarttığımız zaman 90'a eşitmiş. O zaman x eksi 2y ifadesi de 90 dereceye eşit oldu. Şimdi bize verdiği bu ifade tanjant payda eşitlersem burasını 1 payda 2 ile genişlettiğimiz zaman x eksi 2y bölü 2 geldi. x eksi 2 ile biz 90 olduğunu bulduk. Dolayısıyla burası 90 bölü 2'den tanjant 45'e eşit geldi. Tanjant 45 değerimize zaten 1'e eşit. 29. soruda ABCDE düzgün beşgen. ABCF ise deltoid verilmiş ve buradaki AFC açısı da 50 derece. Şimdi e, bu bir düzgün beşgense, düzgün beşgenin iç açıları biliyorsunuz 108 derece. Mesela A ile C'yi birleştirdiğimiz zaman bir deltoid sonuçta buradaki uzunluklar beşgenden dolayı da eşit. 108 derece ise geriye 72 derece kaldı. Eşit olduğuna göre bunlar da 36 36 bölüştü. Şimdi deltoid olduğu için buradaki AF uzunluğuyla CF uzunluğu da birbirine eşit. Burası 50 derece ise geriye 180'den de geriye 130 kaldı. Bunlar da 65 65 paylaşmış oldu. Dediğim gibi deltoidten dolayı. Şimdi buradaki x açısını soruyor bize. A açısı sonuçta her bir açısı iç açısı dediğim gibi düzgün beşgenin 108 derece olduğu için buradaki o zaman üç açının toplamının 108 olması lazım. Yani 36 artı 65 artı x 108'e eşit olacak. Burası zaten 101 geliyor. Dolayısıyla x açımız da buradan 7 derece gelmiş oluyor. 30. soruda birim kareli zeminde merkezleri kalın noktalar ile gösterilen çember yayları ile sınırlanan boyalı şeklin çevresi kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi e, bize çevre istemişti. Mesela şöyle parçalayalım biz bunu. Çevresini bulacağız. Mesela buradaki çeyrek çember var. Burada yarıçapı çapı 2, 4, 6, yarı çapı 6 birim olan bir çeyrek çember var. Bunun sadece şuradaki yay uzunluğunu bulacağım öncelikle. Dolayısıyla çevreden gideceğiz. 2 pi çarpı yarıçapı 6. 2 pi r 4 yani çeyrek çember olduğu için 4'e böldüğüm zaman buradan 3 pi olarak buradaki çember yayını 3 pi olarak bulduk. Daha sonra buradaki çember yayına bakalım. Burada da yarıçapı 3 birim olan yani şöyle diyelim pi çarpı 2 pi r'si 3 e, yarı çapı 3 birim olan bir yarım çember var. Dolayısıyla 2'ye böldüğüm zaman buradaki çember yayında yine aynı şekilde 3 pi olarak bulduk. Daha sonra buradaki kısma bakalım. Şimdi burası için de buradan yine gidelim. Mesela buradaki çeyrek çemberimizi düşünelim. Burada yine aynı bunun gibi gelecek. Çevresine baktığımız zaman burada 2 pi çarpı yarıçapı yine 6. 4'te 1 yani çeyrek çember olduğu için 4'e böldük. Dolayısıyla buradaki çeyrek çemberin çevresine yani buradaki yay uzunluğuna bakacağım. Buradan yine aynı burada bulduğumuz gibi 3 pi gelecek. Buradaki çevre yay uzunluğumuz da 3 pi oldu. Aynı şekilde buradaki yay uzunluğu ile sonuçta buradaki yay uzunluğu da aynı bunlar gibi. O yüzden buradaki yay uzunluğu da 3 pi geldi. Topladığımız zaman 3 pi, 6 pi, 9 pi, burası da 3 pi, 12 pi. Burada hesaplamadığımız sadece şuradaki kısım kaldı. Burası da aynı şekilde bunun gibi aslında buradaki çeyrek çemberin buradaki yay uzunluğu. Dolayısıyla buradaki 3 pi'nin aynısı aslında burada da var. Dolayısıyla 12 pi, burası da geldi. 15 pi gelmiş oldu çevre. 31. soruda aşağıdaki ABCD yamuğu 10 tane eş dik yamuk ile elde edilmiştir. BD'nin 2 kök 34 birim olduğunu vermiş. Buna göre ABCD yamuğunun alanı kaç birim karedir? Şimdi bunların her biri eş yamuklar. Burada uzunluklarından yola çıkmaya çalışalım. Mesela burada şöyle diyelim. Burada dik yamuk verildiğine göre buradaki açılarımız 90 derece. Aynı şekilde mesela dik yamuklarımız. Burada da aynı şekilde dik yamuklarımız var. Buradaki dik uzunluklar için mesela bir uzunluk yazalım. Buraya mesela x kadar diyelim. Aynı şekilde her birinin buradaki kısa kenarları, dik kısımları daha doğrusu x birim gelecek. Aynı şekilde burası da öyle. Daha sonra şimdi burası x birim. Aynı şekilde dik sonuçta bunlar birbirlerine paralel. Bunun devamında da sonuçta x var. Dolayısıyla burası 2x. Burası ile, sonuçta burası aynı şekilde 90 derece olduğuna göre o zaman burası 2x birim gelmiş oldu. Şimdi burası 2x, burada dik. Yamuklarda bir kenarı kısa dik, yani dik açının bir tanesi x diğer uzun kenarı da o zaman 2x geldi buraya göre. Dolayısıyla bunun tamamı da mesela 2x kadar oldu. Aynı şekilde burası da öyle. Daha sonra burada mesela bunlar için de burası x kadarsa burası 2x, 2x. Bunlar aynı şekilde 2x, 2x geldi. Şimdi bunların dışında ne söyleyebiliriz? Mesela burada e, tam dördünün kesiştiği noktaya baktığımız zaman buradaki dik yamuklarda hep her birinde mesela bu yamukta da hepsinde sivri uçları hepsi burada kesişmiş ve hepsinin sonuçta e, eş yamukları olduğu için her birinin sivri uçlarındaki açılar eşit olacak. Burada dört tane açı var. Mesela hepsi alfa olmuş olsa dört tane alfa burada 180 derece eşit olacak. O zaman alfa da 45 derece gelecek. Yani bunların her biri 45, 45, 45 şeklinde dağılacak. Şimdi e, şöyle yapalım. Mesela burada Bizim ulaşmaya çalıştığımız kısım buradaki mesela BD uzunluğunu 2 kök 34 vermiş. Onunla ilgili bir şey oluşturmaya çalışalım. Mesela buradaki uzunluğumuz da bu arada burası x burası 2x geldi. Buradaki kısa kenarı mesela bilmiyoruz onların da. Şöyle yapalım. Buradaki AB'yi uzatalım. Buradan da D'yi D'den dik indirelim. indirelim. Şimdi buradaki x burası 2x 3x olduğu için burasını tamamını 3x olarak bulduk. Daha sonra buradaki kısmın hatta şöyle diyelim buradaki açımız 45 derece. Şimdi buradaki sonuçta bu sivri uç 45 derece aynı şekilde buradaki sivri uç da 45 derece. Dolayısıyla buradaki açımız tamamı 90 olacağına göre burası 45 aynı şekilde burası da 45 geldi. Dolayısıyla burası da 45 olacağına göre ikiz kenar bir üçgen oluştu. Burası 45 ise yine aynı şekilde burası da 3x geldi. Şimdi buradaki uzunluğumuza baktığımız zaman burası 4x sonuçta bunlar 90 derece olduğu için buradaki uzunluğumuz da buradaki uzunluğumuz paralel. Burası 4x ise burasının 4x olması için o zaman buraya da x kaldı. Dolayısıyla burası da x geldi. Şimdi burada bir üçgenimiz oluştu. BD burada hipotenüs uzunluğu olacak şekilde. Şöyle bir üçgenimiz var. Burası 5x, burası 3x, burası 2 kök 34. Şimdi buradan mesela biz x ile ilgili x'in uzunluğunu bulmuş oluruz. Buradaki Pisagor sayesinde x'in uzunluğunu bulacağız. Ve bizim aradığımız şeye de bakalım. Alanı arıyoruz biz. Alan bu yamuğun alanı için taban uzunluğu burada 4 artı 4'ten 8x. Uzun kenar artı kısa kenar bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliği de 3x olarak bulduk. Dolayısıyla 10x bölü 2'den burada 5x çarpı 3 xten biz 15x kare arıyoruz. Bunun için de dediğim gibi buradaki x'i bunun sayesinde bulacağız. Şimdi Burada Pisagor yapalım. Hipotenüs uzunluğunun karesi 2'nin karesi 4 çarpı 34'ü 34. 34. 5x'in karesi 25x kare artı 9x kare geldi. Topladığımız zaman burası 34x kare 4 çarpı 34. 34'ten sadeleşti. X kare 4'e eşitse x değerimizde uzunluk olduğu için pozitif aldık. X e 2 geldi. Biz zaten aradığımız değer buydu. 15 çarpı 2'nin karesinden de 4. Dolayısıyla alanı 60 birim kare olarak bulmuş olduk. 32. Soru: Aşağıdaki ABCD karesinin içindeki eş 5 tane daire gösterilen doğru parçalarına ve karenin kenarlarını teğet durumdadırlar. Buna göre karenin bir kenarının bir tane dairenin yarıçapına oranı kaçtır? Şimdi e, burada karenin kenarı ile ilgili daha, burada yarıçap cinsinden bir değer bulmamız lazım. Mesela şöyle yapalım. Öncelikle buradaki mesela üçgenlerimize burada her biri eş daireler. Her bir eş daireye o zaman teğet olduğuna göre buradaki üçgenlerin de her biri yine eş gelecek demektir. Şimdi mesela burada benzer üçgenler olacak. Buradaki mesela bir tane açısını mesela şöyle yazalım. Burası mesela x kadar açıysa, burası y kadar açı. Burada teğet geldiklerine göre mesela burada yarı çapının teğet olduğuna göre 90 derece. Aynı şekilde 90 derece. Dolayısıyla burası da aynı şekilde 90 derece geldi. X artı Y 90. Dolayısıyla bunlar da aynı şekilde. X burası Y burası X 90 derece olacak şekilde dik üçgenlerimiz var. Şimdi e, burada dik indirdiğimiz zaman buradaki mesela aradaki çemberle buradaki bir noktanın çemberi olan teğet olan uzunlukları arasındaki buradaki değerler eşitti biliyorsunuz. Burası A kadar ise buraya kadar olan uzunluk. Aynı şekilde buradan buraya kadar olan uzunluk da A kadar gelecek. Aynı şekilde diğer üçgenlerde de buradaki uzunluk A kadar, buradaki uzunluk A kadar bu şekilde gelecek. Hatta buradaki kısa kenarları için de mesela burası sonuçta yarı da R dersek burasıyla paralel olduğu için burası R, burası da R. Dolayısıyla çemberin buradaki e, teğetlerin uzunlukları yine aynı şekilde RR ise burada da mesela çemberin buradaki uzunlukları yine RR olarak gelecek. Zaten çember merkezinden de geliyor bu. Aynı şekilde bunlar da RR geldi. Burası da yine RR geldi. Şimdi e, burada mesela biz x açısının karşısındaki kenarı a artı r bulduk. Bunun dışında buradaki uzunluğumuz şimdi bu uzunlukla Buraya mesela O dersem OB uzunluğuyla buraya da mesela F diyelim. BF uzunlukları yine aynı şekilde çembere teğet olan buradaki uzunluklar olduğu için OB ile de BF birbirine eşit biliyorsunuz. Burası R kadar, burası R kadar, burası A kadar. Yani 2R artı A var. O zaman burası da 2R artı A kadar geldi. Şimdi 90 derecenin gördüğü burada tamamında 2R artı 2A. X'in gördüğü açıda ise burada A artı R kadar var. Dikkat ettiyseniz 90'ın gördüğünün yarısı kadar. O zaman aslında buradaki x açımız 30 dereceymiş. 30'un gördüğü a artı r kadarsa 90'ın gördüğü 2r artı a kadar geldi. Dolayısıyla y'nin gördüğü y açısı da buradan 60 derece geldi. Şimdi şöyle yapalım. Mesela bizim burada aradığımız bu arada neydi? Karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı biz şu anda 2r artı 2a olarak bulduk. Dairenin yarı çapında r kadar verdik. Dolayısıyla burada oranladığımız zaman 2r bölü r artı 2a bölü r geldi. Buradan da pardon R'ler gitti. Buradan 2 artı 2A bölü R. Bizim aradığımız değer bu. Bunu bulursak buradaki oranı da bulmuş olacağız. Bunu da şöyle yapalım. Mesela 30'un gördüğü A artı R kadarsa A artı R'nin kök 3 katı da 60'ın gördüğüne eşit olacak biliyorsunuz. 60 derecede burası olduğuna göre dediğim gibi A artı R'nin kök 3 katı 60'ın gördüğüne eşit olacak. Burada ne var? R, 2R var. 3R artı A. Şimdi buradaki şöyle yapalım. Dediğim gibi buradaki a bölü r oranını arıyoruz. Buradan bir denklem kuralım. Mesela buradaki kök 3'ü dağıtırsak. Kök 3a artı kök 3r. Burada 3r artı a geldi. Burada a'ları bir tarafa toplayalım. Mesela buradaki a'yı diğer tarafa aldığımız zaman kök 3a eksi a gelecek. Burada da 3r eksi kök 3r geldi. Burada a parantezini alırsak kök 3 eksi 1. Burasını da kök 3r parantezini alırsak. Burada kök 3 3 olması için burası tekrar 3 gelecek. Çarptığımız zaman 3R eksi buradan da 1 geldi. Şimdi bunları tekrar şöyle devam edeceğim. A çarpı kök 3 eksi 1 kök 3R çarpı kök 3 eksi 1 geldi. Dolayısıyla buradaki kök eksi 1'ler sadeleşti. A değerimiz kök 3 böl kök 3 çarpı R geldi. Biz A bölü R değerini istediğimize göre A bölü R'yi tek başına bıraktık. Buradan da değerini kök 3 olarak bulduk. Dolayısıyla 2 artı 2 kök 3 karenin bir kenarının yarıçapına oranını vermiş oldu. 33. soruda dikdörtgen biçiminde ABCD ve EFGC eş posta zarflarında ACBD, EG ve CF köşegen DEBG noktaları ise D doğrusu üzerinde. Buna göre dik koordinat sisteminde A ve B noktaları verilmiş. Buna göre D doğrusunun eğimi kaçtır? Şimdi A noktası 0'a 0, 0 orijin kabul edilmiş. B noktası da K'ya 0 verilmiş. O zaman K dediğine göre buradaki apsis uzunluğu yani buradaki değerimiz K kadar gelecek ki burası K'ya 0 gelsin. Burası K kadar aynı şekilde burası da K kadar geldi. Daha sonra bizden D doğrusunun eğimini istiyor. Şimdi e, burada şöyle diyelim mesela köşegen uzunlukları sonuçta dikdörtgende köşegenler birbirlerini ortalıyordu. O yüzden de burası mesela x kadar ise burası da x kadar gelecek. Buradaki dikdörtgende. Daha sonra bu dikdörtgene baktığımız zaman Burada da aynı şekilde köşegenler sonuçta gelmiş. Dolayısıyla burası x kadarsa burası da x kadar. Aynı şekilde bunlar da x, x, x olarak gelmiş oldu. Şimdi e, burası tabii x kadarsa burası da x kadar oldu. Bir de bize d doğrusunun eğimini sormuş. Şurası alfa ise d doğrusunun eğimi için karşı bölü komşudan x bölü k gelecek. Sol tarafa yatık olduğu için eksi x bölü k'yı arıyoruz biz. Şimdi bununla ilgili ne yapabiliriz? Mesela 90 değeri. sonuçta burasının dik olduğunu biliyoruz. Hipotenüs uzunluğumuz 2x, 2x'in karesini alalım. 4x kare eşittir k'nın karesi artı x'in karesi. Buradan x ve k ile ilgili oran bulalım. Diğer tarafa attığımız zaman 3x kare eşittir k'nın karesi. x kare bölü k kare. Buradan 1 bölü 3 eşit olacak. Her iki tarafın kare aldığımız zaman da değerimiz tabi pozitif olacağım Burada uzunluklar olduğu için bunlar. 1 bölü kök 3 geldi. Şimdi biz x bölü k değerini 1 bölü kök 3 bulduk. Eksi olduğu için eksi 1 bölü kök 3 olacak. Payda da bu şekilde şıklarda bu şekilde yoksa paydayı genişletelim. Kök 3 ile genişlettiğimiz zaman eksi kök 3 bölü 3 cevabına ulaşmış olacağız. 34. soruda ABC bir üçgen DE ve AD paralel AB. Buradaki alanlar verilmiş ve buna göre EDA üçgenin alanı sorulmuş. Buraya da A kadar alan diyelim. Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi e, şunu biliyorduk biz üçgenlerde alan bulurken tabanla hep eğer yükseklikleri mesela şöyle diyelim. Buradaki üçgeni şöyle çizdiğim zaman A, B, C dediğim zaman buradaki A tepe açıları mesela buradaki büyük üçgene tamamına baktığımız zaman burada mesela ADC üçgeni, A, D, B üçgeni. Tepeleri, tepe noktaları eşit olduğu için bunların yüksekliklerini çizdiğimiz zaman yükseklikleri de ortak gelecek. Dolayısıyla burada tabanı oranı, alan oranı tabanı da aynı şekilde buradaki alanı eşitti. Burada mesela şöyle diyelim burada x kadar burası 2x kadarsa buradaki alan s kadarsa buradaki alan da 2s kadardı mesela. Bunları oranlayabiliriz. Aynı şekilde burada da mesela C, A, D üçgenine baktığımız zaman yine tepe açıları bu iki üçgenin tepe açıları tepe noktaları D noktası yine yükseklikleri eşit olduğu için bunları da aynı şekilde tabanlarına göre oranlayabiliriz. Burada paralelliği de kullanalım. Mesela burası A kadar burası B kadar olsun. Burası da sonuçta paralellik olduğu için A'nın K katı kadar burada da B'nin K katı kadar. Çünkü A'nın B'ye oranı A, K'nın B, K'ye oranı eşit olacak. K'lar sadeleşecek. İki tarafta A'nın B'ye oranı eşit olacak paralellikten dolayı. Şimdi burada A'nın gördüğü 12, B'nin gördüğü A. Yani şöyle diyelim A'nın B'ye oranı, tabanları oranı, alanları oranı eşit olacak o zaman. Çünkü A'nın gördüğü 12, B'nin gördüğü A'ya eşit olacak. O zaman A'nın B'ye oranı 12'nin de A'ya oranı eşit olacak. Aynı şekilde buradan bakalım. Bütün üçgenden bakacağım şimdi. AK'nın AK'nın BK'ye oranı AK'nın gördüğü alanın yani 12 artı A kadarlık alanın BK'nın gördüğü 9 kadarlık alana eşit olacak. Şimdi burada K'lar da sadeleşince burası da A bölü B burası da A bölü B. O zaman bu ifadeler birbirlerine eşit gelecek. Zaten bizim buradaki uzunluklarla işimiz yok. Buradaki alanı bulmamız lazım. O yüzden direkt bunları birbirlerine eşitleyerek işlemimizi yapabiliriz. 12 bölü A eşittir. 12 artı A bölü 9. İçler dışlar çarpımı yapalım buradan. 12 A artı A kare. Buradan da 12 çarpı 9'dan. 18 buradan da 108 gelecek. Hepsini bir tarafa toplayalım. A kare artı 12 A eksi 108 eşittir 0 geldi. Buna göre burada A değerini bulmamız lazım. Şimdi e, aralarında 12 olacak şekilde mesela bunu çarpanlarına ayırsam 36'ya 3 gelecek. Daha sonra 18 çarpı 6 diyebiliriz. 18 çarpı 6 işimize yarar. Çarptığımız zaman 108 çapraz, topladı, çapraz çarpıp topladığımız zaman da 12 ay vermesi için burasını eksi 6 diyelim. Buradan da 12 ay elde edeceğiz. Dolayısıyla A değerimiz 6 ya da eksi 18. Alan eksi olamayacağına göre A değerimiz yani buradaki alanımız 6 birim kare olarak santimetre kare olarak gelmiş oluyor. 35. soruda dik koordinat düzleminde orijinden geçen çember x eksenini 40'a 0 noktasında y eksenini 0'a 30 noktasında kesmektedir. Şimdi orijinden geçen bir çemberimiz var. Şöyle x eksenini 40'a 0'da y ekseni 0'a 30 noktasında kesiyormuş. Burası tabi koordinat düzleminden dolayı 90 derece. Daha sonra bu çemberin çapına olan uzaklığı. Şimdi öncelikle burada 90 dereceye göründüğü göre mesela biz buradaki 30 ile 40'ı kestiği yani koordinatları kestiği noktaları birleştirdiğimiz zaman burada çapı gören açı 90 derece olduğu için burası 90 derecesi burası zaten çap uzunluğumuz geldi. Zaten burası 40, 40 birim burası 30 birim çap uzunluğunda direkt buradan 50 birim olduğunu bulmuş oluyoruz. Çapına olan uzaklığı 24 birim olan bir doğru. Şimdi e, burada çap 50 birim. O zaman yarı çapı da buradan 25 birim gelecek. Şimdi e, biz bu buradaki çapına olan uzaklığı 24 birim olacaksa. Şimdi normalde mesela şöyle diyelim. Burası merkezimizse. Buradaki normalde yarı çapımız 25 birim olduğuna göre. Burada merkezimizden yarı çapımızı çizdiğimiz zaman buradaki uzunluk 25 birim gelecek. Yarı çaptan dolayı. Ama uzunluğun uzaklığı 24 birim olduğunu söylüyor. O zaman buradaki noktaya çok yakın olacak şekilde. Şöyle bir e, doğrumuz var. Uzaklık dediği için de bu doğru tabii ki buraya e, dik bir şekilde gelecek. Dolayısıyla buradaki çemberi A ve B noktalarını kestiğini söylüyor. Burası A, burası da B noktası olsun dediği gibi çemberin çapının olan uzaklığı 24 birim. Yani buradaki uzaklık uzaklık dediği için dik aldık. Burasında 24 birim olduğunu söylüyor. Buna göre A ile B arasındaki uzaklığı sormuş. Şimdi e, yarı çapımız 25 birim. Şöyle yapalım. Burada merkezinden B'yi e, çizdiğimiz zaman burası yine yarıçap dolayısıyla burası 25 birim. Buradaki uzunluğu bilmiyoruz. 24 25. Hipotenüs uzunluğu da 25 olduğuna göre 7 24 25 üçgeninden buradaki uzunluğumuz da 7 geldi. Burada teğet olduğu zaman zaten bunlar dik kestiği zaman buradaki kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Dolayısıyla burası 7 ise burası 7. O zaman AB uzunluğu da buradan 14 birim gelmiş oldu. 36. soruda aşağıdaki şekilde gösterilen dikdörtgenler eşittir. ABCD noktaları o merkez çemberin üzerinde olduğuna göre teta açısı kaç derecedir demiş. Şimdi öncelikle e, bu dikdörtgeni mesela O çemberin merkezi o zaman OB uzunluğu yarı çap. Dolayısıyla R kadar. Aynı şekilde OD'yi birleştirdiğimiz zaman burası da yarı çap burası da R kadar. AO'yu birleştirdiğimiz zaman burası da yarı çap. OC'de yine aynı şekilde yarı çap. Dolayısıyla buradaki AC sonuçta bunlar iki eş parça ayrıldığına göre köşegen uzunlukları gelmiş oldu. Şöyle diyelim burası bu dikdörtgen için kısa kenarı r kadar olduğuna göre burası aynı şekilde r kadar gelmiş olacak. Ve bu dikdörtgenin dikdörtgenlerin eş olduğunu söylediğine göre o zaman buradaki kısa kenarı R'ye kadarsa ABCD dikdörtgen de kısa kenarı R'ye kadar olacak. Dolayısıyla bunlar da aynı şekilde r kadar r kadar gelmiş oldu. Şimdi buradaki üçgene baktığımız zaman ADO ya da buradaki BOC üçgene baktığımız zaman uzunluklar eşit olduğuna göre o zaman burada eşkenar üçgen dolayısıyla bunlar 60 derece 60 derece olarak gelecek. Daha sonra burası sonuçta dikdörtgen olduğu için 90 derece, 60 derece, burası 30 derece. Dikdörtgen yine aynı şekilde O, B, E, G baktığımız zaman burası 60 ise burası da 30 olacak ki 90 olsun. Dolayısıyla burası da aynı şekilde 90 derece geldi. Daha sonra burası 90, pardon burası 30, burası 90. Teta açısında da 60 derece kalmış oldu. 37. soruda O başlangıç noktalı analitik düzlemde A köşesi pozitif y ekseni üzerinde. B köşesi pozitif x ekseni üzerinde olan AOB üçgeninin çevresi 72 birim karedir demiş. Şimdi şöyle çizelim koordinat düzlemimizi. O başlangıç noktası olacak şekilde A köşesi pozitif y ekseni üzerinde. B köşesi pozitif x ekseni üzerinde olan AOB üçgeni çiziyoruz. Ve bu üçgenin çevresinde 72 birim olduğunu söylemiş. AOB üçgenin ağırlık merkezi AB doğru parçasının C noktasında kesen bir doğru verilmiş. Şimdi ağırlık merkezini burada o zaman şöyle gelecek. Burada ağırlık merkezi dediğine göre kenar ortay göre de görecek tabi. Dolayısıyla burasını iki eşit parçaya bölecek. AB doğru parçasını C noktasına kesen bir doğrumuz var. 3x eksi 4y eşittir 0 doğrusu. Buna göre C noktasının koordinatlarını istemiş bizden. Şimdi e, C noktasının koordinatları için şöyle yapalım. Bu doğruyu 3x 4 y diğer tarafa alırsak 3x eşittir 4y gelecek. X'e mesela 4k yazarsak y değerimiz de 3k olacak. O zaman buradaki C'nin koordinatları için biz x yerine sonuçta bunların üzerinde olacak direkt bu noktalar. C'nin koordinatları için o zaman 4K'ya şöyle yazalım. 4K'ya 3K dediğimiz zaman buradaki uzunluğumuz 4K, buradaki uzunluğumuz da 3K gelecek. Daha sonra şöyle yapalım. Burası mesela buradaki BC ve AC eşit olduğu için benzerlik yaptığımız zaman burada 1'e 2 oranı gelecek. O yüzden de burası 3K ise burası da onun 2 katından 6K'ya eşit olacak. Aynı şekilde burada 1'e yani BC ve CA arasında birebir oranı varsa aynı şekilde burada da birebir oranı olması lazım ki burası orta taban gelmiş çünkü. Dolayısıyla burası 4K ise burası da 4K geldi. Burada 8K, 6K varsa o zaman AB uzunluğunun tamamı da 10K geldi. 6, 8, 10 üçgeninden. O zaman bunlar da 5K, 5K paylaşmış oldu. Şimdi bize C, C noktasının koordinatlarını istiyorduk. Öncelikle bu 72'yi de kullanalım. A, O, B üçgenin çevresine baktığımız zaman buradan 10K, 8K artı 6K. Toplamları 72 eşitmiş. Buradan 24K eşittir. 72K değerimize buradan 3 birim geldi. Şimdi C'nin koordinatları için 4 k 3K demiştik. O zaman 4 çarpı 3. 3 çarpı 3 gelecek C'nin koordinatları. Buradan 12'ye 9 geldi. Koordinatlar toplamını istediğine göre cevabımız 21 oldu. 38. soruda aşağıdaki birinci şekilde T, A, B, C, D kare piramit şeklindeki katı cisim ATC T, C ve B, T, D düzlemleriyle kesilip ikinci şekil elde ediliyor demiş. Buna göre AB uzunluğu 2 kök 2. Kare piramit olduğuna göre her bir kenarı 2 kök 2 olacak. Karenin çevresi. Buradaki T, B, A alanı 20, kök 22 vermiş. Dolayısıyla hepsinin buradaki 4 tane üçgenin de e, alanı kök 22 gelecek. İkinci şekildeki parçaların toplam yüzey alanı birinci şekildeki yüzey alanından kaç santimetre kare fazladır? Şimdi bu arasındaki fark mesela burada ABCD burada mesela arkada D noktası olsa ABCD karesinin aynısı burada da var tabanla. Dolayısıyla orada bir fark yok. Ya da bu yüzeylerde mesela TCB, ATB ya da et, karşıdaki iki tane daha üçgenin aynısı burada bunlarda da var. İkisi arasındaki fark buradaki gelen mavi üçgenler. Mavi üçgenlerden kaç tane var? Mesela bunun etrafında iki tane, burada iki tane, iki 2 toplamda burada 8 tane mavi üçgenimiz var. Biz o mavi üçgenlerin alanını bulduğumuz zaman aradaki farkı bulmuş olacağız. Şimdi bunu nasıl bulabiliriz? Şöyle yapalım. Mesela e, burada bir kare olduğuna göre d karesi var altta. Karenin kö e, buradaki uzunluklarını da vermiş. Biz A ile C'yi birleştirdiğimiz zaman bu köşegen uzunluğu gelecek. 2 kök 2, 2 kök 2. Dolayısıyla karesi, kök 2 katından burasının uzunluğu da 2 kök 2 çarpı kök 2'den. 4 birim olarak gelecek burası. 4 santim olarak. Şimdi bizim aradığımız dediğim gibi bu üçgenleri arıyorum. Şöyle yapalım. Buradaki köşegene tepe noktasından bir dik indirdiğimiz zaman burası e, tabi tepe noktası indirdiğimiz zaman buradaki köşegen iki eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla bunlar eşit eşit geldiği için tamamı dörttü Bunlar 2 2 olacak. Daha sonra buradaki şimdi e, dik indirdiğim zaman aslında oluşan üçgen buradaki mavi üçgenlerden bir tanesi. Dolayısıyla buradaki alanı bulmamız lazım ki mavi üçgenlerin alanını alanı bulmuş olalım. Oradan da 8 tane mavi üçgene gidelim. Burada e, şunu yapabiliriz. Burada mesela TC uzunluğunu ya da AB uzunluğunu bilmiyorum. TC uzunluğunu bilsek mesela buradaki yüksekliği buluruz. Buradan da üçgenin alanını bulabiliriz. O zaman şöyle diyelim. TC yani buradaki TCB üçgeni şöyle çizsek. Bu TC yazılımında TCB üçgenin tabanı 2 kök 2 verildi. Şimdi burada ee, sonuçta kollar da bunlar sonuçta aynı. Yani TC ve TB bunlar birbirlerine uzunluklarda eşit. Sonuçta karedik piramit olduğu için TC, TB, AT uzunlukları birbirlerine eşit. Dolayısıyla burası bir ikizkenar üçgen geldi. İkizkenar üçgende şimdi e, bizim bildiğimiz bir değer tabanın iki kök iki oldu ve buradaki ATB üçgeninin alanı kök 22 verildiğine göre o zaman bu üçgenin de aynı şekilde alanı kök 22. O zaman şöyle diyelim buradan bir dik indirdiğimiz zaman ikizkenar üçgen olduğu için burayı iki eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla bunlar kök 2 kök 2 gelecek. Şimdi yükseklik için de şöyle diyelim taban 2 kök 2 çarpı yüksekliği bilmiyoruz. Bölü 2 kök 22 eşit olacak. Kök 22 de şöyle açalım kök 2 çarpı kök 11 diye açalım. Buradaki alan eşit olacak bütün alanlar eşit olduğu için. Buradan kök 2'ler sadeleşti. 2'ler gitti. Dolayısıyla yüksekliği de kök 11 olarak bulduk. Yüksekliğimiz kök 11. Dolayısıyla burada kök 2, kök 11 buradaki uzunluğu biz tb ya da tc uzunluğunu bulabiliriz. Mesela buraya x dersem kök 11'in karesi artı kök 2'nin karesi eşittir x'in karesi. Burası 13 eşittir x kareden x değerinde kök 13 olarak bulduk. x dediğimiz tc uzunluğu yani burasının kök 13 olduğunu bulmuş olduk. Bizim burada şimdi alanı bulmamız için buradaki yüksekliği bulmamız lazım. Bu üçgende dik kenarlardan birini biliyoruz. 2 diğer kenarı bilmiyoruz. Burada da bu uzunluğa y dersem eğer yine pisagor yapalım. Kök 13'ün karesi 13 eşittir. 2'nin karesi artı y'nin karesinden. Buranın da 9 eşittir y kare. Y değerimize buradan 3 birim geldi. Dolayısıyla buradaki mavi üçgenin alanı için artık ne diyeceğiz? Dik kenarlar çarpım 2 çarpı 3 bölü 2. Bunlar da gidecek. Dolayısıyla mavi üçgenin alanı 3 cm kare olarak gelecek. 8 tane mavi üçgen vardı farklı olarak. Dolayısıyla 8 çarpı 3'ten 24 cm kare kadarlık alan fazla olacak. 39. soruda aşağıdaki eş paralel kenarlarda EF'nin BD'ye paralelliğini vermiş. FK uzunluğu 2 birim. Aynı şekilde GH'nin AC'ye paralelliğini vermiş ve burası da 1 santim vermiş. Her iki boyalı bölgenin alanı da eşit verilmiş. Burası A kadarsa burası da A kadar gelmiş mesela. AC ile BD'nin toplamı 24 ise BD kaçtır? Şimdi bu bir paralel kenar olduğuna göre paralel kenarlar birbirlerini ortalar. Dolayısıyla buradaki DK uzunluğu, KB uzunluğu, KC uzunluğuyla buradaki AK uzunluğu birbirlerine eşit olacaklar. Dolayısıyla burada şimdi DK ve KC birbirlerine eşitse buradaki mesela ADK üçgeni ile AKB üçgenin alanları birbirlerine eşit olacak. Aynı şekilde sonuçta burada aynı paralel kenar. Dolayısıyla buradaki alan ile buradaki alan birbirlerine eşit. Mesela biz buradaki alanı A kadar dedik. Buradaki alan B kadarsa burada o zaman toplam A artı B kadar geldiyse burası da aynı şekilde A artı B kadar olması gerekiyorsa aynı şekilde sonuçta aynı üçgen AKB üçgeninde A artı B olması için burasında B olması lazım. Şimdi biz bunların e, bu iki üçgen için şöyle yapalım. Mesela bunların alanlarını oranlamak istesek benzerlik kursak. Ne diyoruz mesela buradaki üçgenin yani A, e kadar olan üçgenin alanının tamamını oranı A artı B. Aynı şekilde bu üçgende yine 1'e kadar yani buradaki H noktasına kadar olan alana baktığımız zaman B kadarlık alanın küçük üçgenin tamamını oranı yani A artı B'ye oranı. Dolayısıyla buraya kadar uzunluklar alanları oranları birbirine eşit geldiğine göre uzun buradaki kenar uzunlukları oranları birbirine eşit olacak. Mesela biz buraya x kadar dersek burası x artı 2 geldi. Burası y kadar dersek y artı 1 geldi. Dolayısıyla aynı şekilde alanların oranlar gibi x'in tamamının oranı x'in x artı 2 oranı burada y'nin y artı 1'i oranına eşit olacak. Buna göre içler dışlar çarpma yaparsak x y artı x eşittir. x y artı 2 y buradan da x değerimiz 2 y geldi. Dolayısıyla x değerimiz 2y ise burası o zaman 2y artı 2 oldu. Aynı şekilde burası 2y artı 2. Bunların da zaten y artı 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi ac uzunluğu burası 2y artı 2 ise tamamı o zaman ac'nin tamamı 4y artı 4 geldi. bd uzunluğumuza baktığımız zaman y artı 1 y artı 1'den 2y artı 2 geldi. Ve burasının 24 santim olduğunu söylüyor. Buradan 6y buradan 6 diğer tarafa gönderdik. 18y değerimizde buradan 3 geldi. Bizden BD'yi istemişti. Biz BD'nin de BD uzununun da 2Y artı 2 olduğunu bulmuştuk. Y değerimiz 3 olduğuna göre buradan 3 çarpı 2'den 6 artı 2'den de 8 santim olarak buluyoruz. 40. soruda koordinat düzleminde kenar uzunluğu 2 artı kök 3 birimi olan OABC karesinin orijin etrafında ok yönünde 60 derece döndürülmesiyle OA üstü, B üssü C üstü karesi elde ediliyor. Buna göre A üssü B üssünün y ekseni kestiği nokta D olduğuna göre CD uzunluğu kaçtır demiş. Şuradaki uzunluğu sormuş. Şimdi 60 derece döndüğünü biliyoruz. Bir kenar uzunluğunun 2 artı kök 3 olduğunu biliyoruz. Buna göre buradaki uzunluk. Şimdi CD uzunluğunu bulabilmemiz için bizim buradaki OD uzunluğundan şöyle diyelim. CD uzunluğu OD uzunluğundan OC uzunluğunu çıkartmamız lazım. OC uzunluğu zaten karenin bir kenarı olduğu için burası 2 artı kök üç. O zaman OD bulmamız lazım bu durumda. Şimdi burası 60 derece, burası 30 derece, burası 90 derece, 30 olduğuna göre burası 60 derece geldi. Şimdi e, buradaki uzunluğumuz da yine aynı şekilde karenin bir kenarı olduğuna göre burası 2 artı kök 3. Dolayısıyla burada e, 60 derecenin gördüğü 2 artı kök 3 ise 90 derecenin gördüğüne bakacağım. Şöyle yapalım. 60 derecenin gördüğünü, 30'un gördüğünü bulabilmemiz için 2 artı kök 3'ü kök 3'e böldüğümüz zaman bu bize 30'un 30 derecenin gördüğünü verecek. Dolayısıyla kök 3'e böldüğümüz zaman 2 kök 3, 2 bölü kök 3 artı kök 3 bölü kök bunlar 1 gelecek. Buradan da 2 bölü kök 3 artı 1 olacak. Dolayısıyla bu 30 derecenin gördüğü. Bize 90 derecenin gördüğü yani OD lazım. O zaman bunun 2 katını aldığımız zaman şöyle diyelim. 90 derecenin gördüğü için bunun 2 katını alacağım. O zaman buradan 4 bölü kök 3 artı 2 gelecek. Düzenlersek hatta 4 artı 2 kök 3 bölü kök 3 değerimiz dediğim gibi 90 derecenin gördüğü uzunluk. Yani OD uzunluğunu bu şekilde bulmuş olduk. Biz OD'den yani bu altta bulduğumuz değerden OC yani 2 artı kök çıkartırsak CD'yi bulacağız. O zaman CD uzunluğu eşittir. OD uzunluğu yani 4 artı 2 kök 3 bölü kök 3'ten 2 artı kök çıkartmamız lazım. Buna göre düzenleyelim. 4 artı 2 kök 3. Burada dağıttığımız zaman kök dağıtacağım. Kök çarpacağım ve eksiyle de dağıtacağım. Eksi 2 kök 3 eksi 3 geldi. Bölü kök 3. Buradan 2 köküçler gitti ve 1 bölü köküç geldi. Bu şıklarda 1 bölü köküç vermemiş. Payda da köküçle genişletirsek o zaman köküç bölü 3 cevabına ulaşmış olacağız.